Krematoryum, yani ceset yakma fırını. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu uygulamaya izin verilirken henüz ülkemizde böyle bir sistem yok. Özellikle ateistlerin talep ettiği krematoryumla ilgili 2021 yılında bir açıklama yapan İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, talep olması halinde hizmet verebileceklerini duyurmuştu. Biz de öldükten sonra yakılmak istediğini açıklayan ünlüleri araştırdık. İşte o isimler. Volkan Konak, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan şarkıcı, daha önce verdiği bir röportajda vasiyetini duyurmuştu. Konak, "Siz sevenlerime vasiyetimdir. Ben ölünce gömmesinler beni toprağa, yaksınlar bütün bedenimi ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne" diyerek vefat ettikten sonra yakılmak istediğini dile getirir. Ali Erkazan, en son Babalar Duyar başta olmak üzere birçok dizi ve filmde oynayan sanatçı da yakılmak isteyen ünlülerden. Erkazan yaptığı açıklamada, "Ölünce yakılmak istiyorum. Öyle toprak altına gömülmek istemiyorum. Koyu Fenerbahçeliyim. Beni yakıp Fenerbahçe tesislerine atsınlar ya da denize atsınlar. Orada yüzen insanları sarılayım" ifadelerini kullanır. Bak, ben mesela yakılmak isterim. Benim muradım odur ki yakılayım, küllerimi de Fenerbahçe, Faruk Uygar tesislerinin oradan denize döksünler. Metin Uca, ünlü sunucu, katıldığı bir programda ülkedeki krematoryum eksikliğinden dert yanmış ve şu ifadeleri kullanmıştı. "Güzel bir şekilde öleceğimi düşünüyorum. Öldükten sonra da yakılmak istiyorum. Burası özgür bir ülke olsa, yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Öldükten sonra küllerimin İstanbul Boğazı'na serpilmesini istiyorum." Sen yani, yakılarak ölmek istiyorsun. Evet, yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı'nda serpilmesini istiyorum. Listemizdeki en ilginç ünlü ise Cenk Eren. İnançlı olduğu halde yakılmak istediğini söyleyen Eren, yıllar önce şöyle bir tweet atmıştı. "Ölümden korkmuyorum. İnançlı da bir insanım. Fakat toprağa gömülmek istemiyorum. Bunu istemek günah mıdır? Bütün organlarımı bağışlayabilirim. Kadavra olarak tıp fakültesine vücudumu bağışlayabilirim. Veya yakılmak isteyebilirim. Çok mu günah girerim?" Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Yıldız Kenter de yakılmak istediğini söyleyen ünlülerden. 2019 yılında hayatını kaybeden Kenter, isteğinin aksine toprağa gömülmüştü. Sanatçı, 2008'de yaptığı bir açıklamada şu ifadelere yer vermişti. "Ben yakılmak istediğimi söylüyorum. Bunun sebebi var. Mezarlıklar insan almıyor artık. Zaten mecbur olacaklar bunu yapmaya. Geçen gün benim yengem öldü. Ölüsünü abimin yanına gömdüler. Yani üstüne gömdüler. Yol diye bir şey yok. Yollara bile gömmüşler insanları. Ve üstüne basıyorsun. Yüreğin titriyor." Yakılmak istediğini açık bir şekilde söyleyen bir başka isim ise ünlü menajer ve Best Model Türkiye'nin kurucusu Erkan Özerman. Yıllar önce vasiyetini açıklayan Özerman, "Benim için Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapılmasını istemiyorum. Törensiz yolcu edin beni. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitlerini verip televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar. Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar" şeklinde konuşur. "Bu kadar maskaralığı ben bir tören olarak istemem. Yaksınlar orada. Çünkü yaksınlar da ne yapacaklar? Onu da getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar yani." 2012 yılında hayata veda eden oyuncu Meral Okay da ölmeden önce yakılmak istediğini söylemişti. İşte Okay'ın sözleri. "Ben yakılmak istiyorum. Çünkü ben toprak sevmem. Su severim. Su gördüğümde dünyanın en mutlu insanı olurum. Suyun üstünde, suyun kenarında, suyun altında kendimi huzurlu hissederim. Beni yaksınlar. Küllerimi de götürüp Gökova'ya bıraksınlar. Ne Budizm'e yakınım ne de İslam'a uzağım. Üstelik son derece inançlıyım. Ben sadece şunu savunuyorum. Öldükten sonra bedenimize ne yapacakları bizim tasarrufumuzda olmalı. Devletin değil. Kim nasıl karışabilir ki? Ayıptır, günahtır gibi kavramlar bile sadece beni bağlar. Ben özgür irademle diyorum ki, çözümsüz bir hastalığa yakalanmışsam ötenazi hakkım olmalı. Bu benim insan olarak en doğal hakkım. Organlarımı da bağışlayabilmeliyim. Dilersem toprağa gömülmek yerine
kül haline gelip suya karışabilmeliyim. Tüm bunlar sizin Müslüman olmadığınızı mı gösteriyor şeklindeki soruya ise Okay şöyle cevap veriyor. Soruyu şöyle de sorabiliriz. Gerçekten iyi bir Müslüman olduğumuz nasıl anlaşılıyor? İlle de toplu ritüeller mi gerekiyor? Ben toprağa karışmayı tercih etmediğim ve bunu dile getirdiğim için kötü Müslüman mı oluyorum? Buna kim karar veriyor? Ben tepene bir taş konulmasına da sempatik bakmıyorum. Ben böyle düşünüyorum. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil ki. Herkes son yolculuğuna benim hayal ettiğim şekilde çıkmak zorunda değil. Kim nasıl istiyorsa öyle çıkabilmeli. Mesele de bu zaten. Ahmet Nesin, Türk Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinden Aziz Nesin'in oğlu, Ahmet Nesin de krematoryum isteyenlerden. Nesin, ben öldükten sonra cansız bedenimin yer kaplamasını istemiyorum. Benim inanmadığım bir din adına, inanmadığım bir imam neden dua etsin? Bu yasanın çıkması o kadar zor değil. İstanbul'da daha önce yapılmış bir krematoryum var. Osmanlı'nın son döneminde yapılmış. Sonra yıkılmış ve yerine otopark yapıldığı söyleniyor. Hatta bunun yanına yakılmak istemeyenler için de bir ateist mezarlığı yapılmalı ifadelerini kullanıyor. Listemizin 9. sırasında Türk opera sanatçısı Leyla Gencer var. 20. yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak kabul edilen Gencer, 2008 yılında İtalya'da vefat etmişti. Vasiyeti üzerine krematoryumda yakılan Gencer'in külleri İstanbul Boğazı'na serpilmişti. Rauf Alazan, 2006 yılında hayata veda eden ünlü aktörün naaşı da vasiyeti üzerine İsveç'te yakılır. Ölümünden bir hafta önce arkadaşı Arif Keskiner'i arayan Alazan, "Yakında yolcuyum. Öldükten sonra cesetimin yakılmasını ve küllerimin hemen İstanbul'a gönderilmesini vasiyet ediyorum. Fenerbahçe'den denize serpin" şeklinde konuşur. Merhumun külleri isteği üzerine denize dökülür. Öldükten sonra yakılmak isteyen ünlü isimleri anlattık. Benzer videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın.